Merhaba herkese, haftalar Doğol günlük grafik. Şimdi Müslüm Gürses'in bir şarkısı vardı galiba, değil mi? Yıkıla yıkıla, yanlış hatırlamıyorsam. Yıkıla yıkıla geldi yani 200 güne. Değmedi diye öldü bitti Doğol. En sonunda 200 günden bir destek aldı, 200 gün ortalamasından. Kapanış 2.91. Düşük kaçmış 2.84. 200 gün ortalaması da 2.83. Yani 2'dir, 2 mumdur. 200 gün ortalamasına değiyor. Oradan tepki alıyor. Burada beklentiler genelde 3 lira civarından bir tepki alacağı da ilk tepkisini de oradan aldı aslında. Yani 3'e çok yakın bir alan. 3 lira 2.97, 2.98'den almıştı ilk temasta 22 Mart'ta. İkinciye kırdı tabii. İkinci temasında orayı biraz daha aşağı yönlü götürdü. Şimdi 200 gün önemli bir alan. 2.78 diyelim biz ona. Biraz avans verelim. Çünkü orada Fibonacci 1.272 var. Yükselirken bir şeydi o. Direnç, teorik bir dirençti. Dolayısıyla bir destek alabilir orada 2.78 civarında, takip etmek lazım. Şimdi bozulursa 2.78 ara bir destek olarak 2.65 civarlarını söyleyebiliriz. Ama orada da kırılım gelirse artık 2.44'e kadar gevşeme ihtimali olabilir. Şimdi bu hisse tabii iki yönlü taşındı. Bir yabancılar taşıdı bunu. Çok yabancı giriş oldu Doğol'a, inanılmaz. Tabii likit bir kağıttır çok. İkincisi de işte bir yerli spekülatör girdi. Yani o spekülatör arkadaş da bir hisseyi satarken yani şu şey gibi satmıyor. Şans vermiyor kimseye. Öyle satıyor. Tabii bu ilk bozulma Doğan Holding'de. 4 liranın biraz üstünde olan bozulma açıkçası senedi kötü etkiledi. Yani çok daha aşağı yönlü hareketlere sebep oldu. Bu yüzden aşağıda artık şimdi şeyi bilmiyorum. Yabancı durumunu araştırmadım. Açıkçası uzun zamandır bakmadım. Yabancı takası ne durumda Doğol'la, ama ona bakabilirsiniz. Yani yabancılarda bir çıkış var mı yok mu? Sürüyor mu, ya da en azından yabancıdan satış baskısı sürmüyorsa bir yerlerde bir taban yapması da, yani taban yapması derken eksi 10 yapması anlamında söylemiyorum. Geçen bir videoda söyledim. Arkadaş yanlış anlamış, dinleyicilerin bir tanesi. Orayı bir taban haline getirmesi, yani çok da geri gitmeden artık bir yerde sağa yayılması da beklenebilir. O. Yukarı hareket burada 50 gün kırılımını takip etmek lazım. Doğru olan o. Teknik anlamda doğru olan o. 3.30'un üstüne bir hareket geliyorsa Doğol'de kıymetlidir bu hareket. Tekrar bir yukarıya dönüş veya en azından dediğim gibi yatay bir alan ihtimali de doğurabilir. Tepki verir mi? Şimdi şu ikinci mum Perşembe kapanışında yaptığı mum aslında bir tepki anlamına gelebilir. Yani güçlü bir mum değil çok aslına bakarsanız, ama şey hacmen fena değil. Yani son günlerde son 5-6 günde en yüksek hacmini yapmış. İyi kötü bir alıcı gelmiş. Yani 3.05 ve 3.15 yukarıda takip edilmeli. Şimdi bu ikisinde de kırılım olursa o iyi bir şeye işaret eder kısa vadede. En azından bir 3.30'a doğru deneme. Kalış olursa 3.15'in üstünde acaba bir alıcı mı geliyor, bir dönüş mü var diye bakarız. Neye bakmak lazım? Yükselen hacimlere. Onu da söyleyeyim, yani hacimler yükseliyorsa, eğer bir tepki olursa yukarı doğru, hacimler yükseliyorsa bir umut belirebilir. Ama çok düşük hacimlerle gelirse çok önemli değil. Düşün düzeltmesi olarak düşünülebilir. RSI tekrar 34'te. Daha önce bu kısımlardan tepki vermişti zaten. 32-33 civarlarından yukarı tepki vermişti. Şu anda da 34-59'da, yani benzer bir alanda. Aşırı satıma girmiyor şey ya. Sokmuyorlar Doğan'a. Doğal daha erken tepkiler veriyor. Çoğu zaman çoğu ise aşırı satıma girdi bu dönem. 28, 26, 25 RSI'lara. Doğru öyle bir giriş olmuyor ne hikmetse. MACD, o da tabii o biraz daha şey pozitif bir görünüm vermeye başlamış MACD baktığınız zaman. Yani soldaki dip artık o dibe erişemiyor. Biraz daha momentum, bu işte biraz momentumun düştüğüne işaret ediyor. Yani düşüş momentumu yavaş yavaş sona eriyor, ona işaret ediyor. Gerçi bu hafta tam şey yaptı. Biraz momentumlu gitti geri doğru, ama şunu da öyle şöyle ifade edeyim. Aslında gidiş momentumlu değil. Yani satış çılgınca değil burada. Şimdi 20 Nisan'a bakıyorsunuz, 19 Nisan'a bakıyorsunuz. Alıcı yok abi, sorunu. Satıcının çokluğundan öte yok ki aşağıda, karşıdan yok satışları. Yani lot 43 milyon lotla geri gitmiş. Ya 43 milyon lot hesaplarsanız, şurada 3 liradan hesaplasanız 120 milyon lira para yapar. 97 milyonmuş ortalama lotlarda. Yani düşünün ne kadar az. O 97 milyon 20 gün ortalaması var. 43 milyon lot hareket ediyor ve hisse burada eksi 1.30 yapıyor.
Şurada eksi 3.15 yapıyor, 52 milyon lot. Alıcı olmayınca hep söylüyorum işte böyle kademeler boş. Yani momentum etkileyen şeylerden bir tanesi de o. Yani Doğan Holding için söylenebilecek bir şey yok herhalde zannederim. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. O da yok. Özel bir formasyon da yok. Belli. Yukarıda olan biten bu alanda belli. Bu alanın dağılması, bu grafiğin dönmesi lazım açıkçası. Ondan sonra yukarıya tekrar seviyeler aranabilir. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar.